Gir. Buyur Hülkü hocam. Vallahi koçum, dün şöyle oturdum, uzun uzun düşündüm de. Böyle küçük çocuklar gibi dalaşmak bize hiç yakışmıyor ya. Yani yok efendim, ben sana kalem yapıştırmışım, sen bana sandalye yapıştırmışsın. Yani bunlar hiç o şeyler değil, değil mi? Ben diyorum ki her şeyi geçmişte bırakıp sıfırdan başlayalım ve barışalım koçum. Ne dersin? Peki Hülkü Hoca. İntikam. İntikam. İki gündür her yerime yapıştırdığın yapıştırıcının intikamını aldım böylece. Elime yapıştırıcı sürmüştüm. Ve sen de enayi gibi elimi sıktın. Böylece elin elime yapıştı koç. Hadi koçum, sıkıysan çıkar şimdi. Koçum, benle uğraşmayacaktın. Çünkü ben senden daha akıllıyım. Ben senden daha zekiyim. Ve ben senden daha uyanım. İşte bu yüzden müdür yardımcılığı koltuğunu en çok ben hak ediyorum koçum. Ben. Sen öyle ancak ufak tefek topmuş kalemmiş falan yapıştırabilirsin. Ama ben uyanık davrandım ve kendimi sana yapıştırdım. Hadi sen de uğraş, dur bakalım bunu nasıl çıkartacağım diye. Telefon. Kesin sanadır zaten. Dur şöyle tutayım, rahat rahat konuş. Alo koç. Çok acele bir toplantı yapmamız lazım. O Hulki Hoca ile beraber gelir misin odama? Derhal Müdür Bey. Müdür Bey derhal bizi odasına bekliyor. E gidelim o zaman. Duyuyorlar. Müdür yardımcılığı yüzünden birbirlerine girdiler. Ellerinde yapıştırıcı, birbirlerine yapmadıkları kalmadı. Merak etme, ben ikisini de tanırım. Çok yakında bu çocukça sürtüşmeyi bırakacaklardır. Ve tıpkı o eski güzel günlerdeki gibi ayrılmaz bir ikili olacaklardır. Gelin. Ay Dilaver, diyordun ya ayrılmaz ikili olacaklar diye. Ay olmuşlar bile. Yani şimdi Hulki Hoca sen eline yapıştırıcı sürdün. Sen de koç telefonun sapıyla ahizesine yapıştırıcı sürdün ve bu hale mi geldiniz? Evet. Seni dinliyoruz Dilaver. Beyler, sizi buraya çağırmamın sebebi... Pardon ya, hemen geliyorum, affedersiniz. Beyler, sizi buraya çağırmamın sebebi... Koç, Hulki Hocam. Biraz çıkar mısınız, ben daha önce özel bir şey konuşacağım. Arkadaşlar bakın, tekrar rica ediyorum, sıraların üstüne defter kitap koymayın. Okulda su yok. Tekrar silemem. E ben o kadar dedim ama, değil mi? E yerli sıralar yerine ithal, kir tutmayan sıralar alalım diye. Dinleyen kim? Ya Selim. Ayşegül, konuşturup beni lafa tutma. Bak şimdi seninle konuşurken biri sıranın üstüne bir şey koyacak. Aş, al işte bak. Kaldır. Kirlendi işte.
Hey sen! Hey sen! Zavallı çocuk. Sana diyoruz lan, duymuyor musun? Babası iflas etmiş, beş parasız kalmış, her şeyini kaybetmiş zavallı çocuk. Kalk oradan, buraya biz oturacağız. Senin yerin burası değil ki. Sen git sınıfın arkasına çöm. Sen oraya layıksın, hadi yürü. Defol! Allah Allah. Kalk hadi, kalk kalk. Olsun. Bu tertemiz sıra da vatanımın toprağı. Sınıfın arka köşesi de vatanımın toprağı. Hadi hadi. Zaten biz çömmeye alışığız. Babam iflas ettiğinde eve gelen haciz iskemle tabure ne varsa aldı götürüverdi. O zamandan beri biz ailecenek çömerek yaşıyoruz. Hatta küçük kardeşim yere çömmesin diye önce ben çömüyorum, o da üstüme çömüyor. Evet patron. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bak, önce şahsi güvenlik. Sana ve bana yakın koruma görevi yapacak tam 50 tane kapı kulu askeri lazım. 50 tane kapı kulu askeri. Hadi, hadi göreyim seni. Yalnız patron, ben neredeyse 100 yıldır sihir falan yapmadım. Paslanmış olmayayım bak. Elim ayağım titriyor. Titremez titremez. Becerirsin, becerirsin. Beceririm değil mi? Becerirsin tabii. Yapacağım değil mi? Yaparsın. Tamam. Becereceğim. Şimdi oluyor. Supi. Efendim abi. Ben senden ne istedim? 50 tane kapı kulu. Bunlar ne Supi? Ha? 50 tane... kapı kulu. Öyle bakmayın dostlar. Acır gözlerle süzmeyin beni. Evet, belki param yok. Belki fakirim. Ama şerefim var. Bana yeter. Demek benle ilgilenmiyorsun. Bak şimdi nasıl bir anda senin ilgini çekiyorum. Tagar, bizim sırada oturmak ister misin? Ya öyle yerde oturma. Belki biraz sıkışırız ama benim için hiç problem değil. Rahatsız etmeyeyim. Aa yok, etmezsin, etmezsin. Gel gel. Etmez değil mi Selim? Sıranın üstüne bir şey koymadığı sürece problem yok. Yani Toygar'ın burada oturması seni rahatsız etmez, öyle mi? Yok. Ay Selim'ciğim, o zaman ben bak ne diyeceğim. Şimdi siz orada öyle üç kişi sıkışmayın. Hem bak benim yanımda... boş. Gel gel. Boş. Toygar ile Ayşegül'le rahat etsinler. Gel canım. Yok Tuğçe, böyle iyi, sağ ol. Aa! Ay aman Allah'ım. Ay bu sıramdaki toz lekesi de nedir böyle? Ne? Toz mu? Koş koş. Ya. Nerede? Her yerde. Nerede? Her yerde. Bak şurada da. Şurada da. Bak bak, bir de burada var. Şaka. Sizin gibi yardımsever insanlar olduğu sürece biz fakirler hep hayata dört elle sarılıyoruz. Şurada da. Oo çok güzel. Bak burada da. Sisi. Evet, şimdi okulumuzdaki su problemiyle ilgili olarak iki ayrı gruba ikişer ikişer olarak ayrılacağız. Birinci ekip öğrencileri organize edecek. Öbürü su bulacak. Hulki Hoca, sence bu ikişer kişilik gruplara nasıl ayrılalım? Müdür bey, ben düşündüm de... biz koçla bir grup olsak daha uygun olacak. Bence de doğrusu bu. Sevenleri ayırmayalım. Değil mi Melda Hocam? Aa, inanmıyorum. Kendime de höt dedim, inanamıyorum. Ne olacak benim bu halim? Ay Dilaverciğim, önce şu su problemini çözsek. Evet. Melda Hocam, önce bizi bir çözseniz. Ya pes yani Süpü, ben sana 50 tane kapı kolu dedim, sen bana 50 tane kapı kolu getirdin ya. Ya doğru diyorsun Doğran abi. Ben 100 yıldır kediyim.
Sihir yapmaya yapmaya paslanmışım işte, ne yapayım? Tamam tamam, uzatma. Kapı kulu askerlerinden vazgeçtim. Onun yerine 20 tane atlı süvari istiyorum öncü birlik olarak. 20 tane atlı süvari mi? Evet canım. Derhal ama. Tamam. Tamam Orhan abi. Bu sefer yüzünü kara çıkarmayacağım. Evet. Bak göreceksin. Dikkatle izle. Bak bak bak, hemen yapıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.